Merhaba arkadaşlar ben Hakan. İlk öğretim matematik öğretmenliğinden mezun oldum ve KPSS'ye hazırlanıyorum. Uzun zamandır video atmıyordum. Bu videomda da Ramazan'da nasıl bir yol izleyeceğim, nasıl çalışacağım bundan biraz bahsedeceğim. Hem sizin için belki fikir olur hem de sohbet tarzında biraz konuşmuş oluruz. Ramazan'da ben sabahları çalışmayı düşünüyorum. Sahura kadar uyanık kalmayı düşünmüyorum. İftardan sonra uyuyabileceğim en erken saatte uyuyup sahuru yaptıktan sonra da uyumamayı planlıyorum ve Sahurdan sonra ders çalışmayı planlıyorum öğlene kadar. Öğlende 1-2 saat uyuyup tekrar kalktığımda yine öyle gittiği yere kadar çalışmayı düşünüyorum. Çünkü uykuyla beraber açlık hissiyatı da diniyor biliyorsunuz ki. Biraz da böyle çalışırım diye düşünüyorum. İftara 2-3 saat kala da ders çalışmam. Kafamı dağıtırım. Bu şekilde çalışmayı düşünüyorum. Ama çoğu kişi belki buna size dahil iftardan sonra sahura kadar çalışmayı düşünüyor. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabi ağzınızın açık olması bir avantaj ama öğrenme açısından şöyle bir dezavantajı var. Uykunun öğrenmede etkili olduğunu biliyoruz, biliyoruzdur sanırım. Eğer bilmiyorsak da ben bunu burada dile getireyim. Okuduğum kaynaklarda ve araştırdığım kadarıyla uykunun öğrenmede çok etkisi var. Hatta bir numara etki diyebilirim. Hatta biz çalıştığımız şeyleri uykuda beynimizin öğrendiğini size söyleyebilirim. Tabii siz sahurdan sonra uyumayı düşünüyorsunuz ama en verimli uyku, gece uykusu bunu da biliyorsunuz zaten. O yüzden ben böyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Sizden neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazın lütfen. Biraz da çalışma durumum nasıl gidiyor ondan bahsedeyim. Vallahi hiç çalışmadığım derslere çalışıyorum bu aralar. Geometriyi hiç çalışmamıştım ve o kadar zevk alıyorum ki geometriden çalışırken o bir olayı çözümlüyormuşsun gibi, sanki bir oyunmuş gibi, eğlenceymiş gibi de problemden ziyade. Güzel oluyor yani görme yetini hem arttırıyor. Yani güzel bir şey. ...hoşuma gitti. Ben normalde hiç geometri bilmezdim, çalışmazdım. Ve uzaktan eğitim aldığım hocam da gayet iyi anlatıyor. Elimde bir de Karakük'ün MPS kitabı var. O da çok güzel bir şekilde ilerliyor. Önce bir örnek soru çözümü anlatıyor orada kitabın kendisi. Tabii bunu hocamız bize aktarıyor. Altında da dört tane o konu üzerinden sorular var. Onları çözdükten sonra da mesela üçgende benzerlik konusu böyle bu şekilde ilerliyor. Konunun tamamı komple bittikten sonra... Tarama testi ve konu testleri var. Bu şekilde de daha çok pekiştirmiş oluyoruz. Yani geometriyi ilk defa bu kadar hoşuma gitti diyebilirim. İlk defa bu kadar anladım diyebilirim. Ben ömrüm boyunca lisede de bizim zamanımızda geometri yoktu. Geldi bir şeyler oldu. Yani bize denk gelmemişti geometri ama sorumluyduk ve hiç çalışmamıştım. İlk kez çalışmış oluyorum ve gayet de hoşuma gitti. Bunu söyleyebilirim. Ve bir kronometre aldım arkadaşlar. Masa kronometresi küçük. Bunu da telefona bakmamak için aldım. İşin açıkçası mola verdiğimde, ara aralarda, ders bitiminde, başlangıcında telefona bakmayım da direkt kronometrenin saatiyle hareket edeyim diye düşündüm. Çünkü telefonu elimize aldığımız zaman 5 dakika ara verdik desek de Telefonda bir yerlere girdiğimiz zaman o süre uzayıp gidiyor bildiğiniz gibi. O yüzden kronometre işime geldi. Hatta alarmı da var. Ee, sabah kalktığımda bile telefona bakmadan kalkıyorum. Tabii bu sağlıksal açıdan da iyi mavi ışığa bakmamak. Ee, bu yönden de hoşuma gidiyor. Belki bu kronometreyi tanıtan bir video çekerim. İnternette de videoları var ama çok uzatmışlar. Böyle kısaca bir çok detayından maks özelliklerini bahseden bir video çekebilirim eğer isterseniz. Kronometreyi de şöyle göstereyim. Küçük bir şey. Masanıza böyle koyarak durdurabiliyorsunuz. Bir de bu buradan kendisi çıkıyor. Çok güzel özellikleri var. Bir kronometre için bu büyüklükte bir kronometre için güzel özellikler. Yani söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer bunu başarabilirsem sahurdan sonra uyumayıp ders çalışmayı başarabilirsem bunun örnek videolarını yine çekerim. Kanalımda paylaşırım. Eğer yapamazsam da belki ben de iftardan sonra çalışıp sahurlamayı düşünebilirim. Süreç nasıl ilerleyecek deneyerek göreceğim zaten. Kanalıma abone olarak siz de bu süreci izleyebilirsiniz. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiği için hem sizin için de fikir olur. Sizin ders çalışmalarınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Benden çekmemi istediğiniz bir şey var mı? Veya sorularınız, merak ettikleriniz bir şey var mı? Yorumlarda yazarsanız bu konu hakkında, sorularınız hakkında videolar çekebilirim, soru cevap yapabilirim veya merak ettiğiniz bir şey hakkında video çekebilirim. Yine elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Derslerle ilgili olsun, KPSS ile ilgili olsun, motivasyon olsun. Aklımda bir şeyler var. Ancak editlemek falan uzun sürdüğü için bu ara pek elimi süremiyorum. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.